Şeytanı Recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Değişik bir ders. Laikalar, bizim 1980'lerde imanı dersi olurdu. Sonra bir laika olurdu. Sonra mudafa olurdu. Üç tane ders olurdu. Değil mi o 78-80 dönemlerinde? Sonra nasıl olduysa alt üst oldu. Bir imani ders oluyor. Ekseriyette ondan sonra bitiyor. Eskide öyle değildi. Laika dersi zaten kalktı. Yani pek olmuyor. Olsa da şu uslup da oluyor. Oradan bir şey oku da gidelim, oradan bir şey oku böyle. Bir şey oku da gidelim. Aşağı. Ve sorduğun zaman niye böyle? Hususi bir hissiyatını, fikriyatını usta da takdim etmiş. O. Hususi hissiyatıymış. Hemen onu iki cümleyle söyleyeyim. Usta da, yani Risale-i Nur Kur'an'daki icaz neyse, aynı yöntemle gidiyor. Kur'an'da Kale Musa, Kale Firavun diyor ya. Ve peygamber kısaları hatta şeytanla münazara. Çok ilginçtir, onun cevabını içeride de yayınladık. Şeytan diyor ya Allah'a, sen beni azdırdın, kıyamete kadar mühlet ver. Diyor ya. Bu adamın sözü değil mi? Şeytanın sözü yani. Sonra Allah ona ayet yapıyor. Şeytanın sözüyle, şeytanın düşman olduğu namazda oluyor. Namaz kılabiliyorsun. Şeytanı kovabiliyorsun ayetle. Ama şeytanın sözü idi. Onu içeride şey yapıldı da. Şimdi laikadan yapacağım. Aynı Kur'an'daki la teşbih ve la temsil. Peygamber kısaları gibi. Şimdi konumuz şu. Ehli dünya ile ihtilat olmamalı. Yani ihtilat, onlarla barışmak, onlarla beraber. Yani iş münasebeti değil. Ortaklık yapıyorsun, şunu bunu yapıyorsun. Ama beşeri ve dava münasebetleri olursa ne olur? Ustad istemiyor. Herkes hayatına şahit olacak. Mesela ilk nurcunuzu hatırlayın, şefkinizi. Peki ne oldu bize şimdi? Niye yumuşadık o? Hani hassasiyetimiz o? Neler yapmıştık o zaman? Neleri evden kaldırmıştık? Değil mi? Neleri kaldı? Hani o şef dönemi var ya. Peki her dönem şef dönemi de bazılarında şefkala devam ediyor. Niye kalktı? İhtilattan kaynaklanıyor. İhtilata ait ben lugatı değil, tabir olarak şey yapacağım. Ondan sonra toplamadan, laika toplamalarından bahsedeceğim. İhtilat beraber olunursa ne olur? Barlar laikası 38'de ustadın yeğen ustada diyor. 38 kafanızda kalır diye. Kayseri plakası galiba. Oradan kalsın. Fena hasletleri kapmamak için ihtilat etmemekteyim diyor. Yani bak, beşeri münasebetleri yapıyoruz. Ticaretimizi yapıyoruz ama akrabalık, dostluk şeyleri yapmamak lazım. Niye? Çünkü fena hasletleri kapmamak için ihtilat etmemekteyim. Bazıları da daha dine kadar götürmüş. Diyalog, dini diyalog. Yani ne diyaloğu ya? Sizde Kur'an'da cari olan kanun, Risale-i Nur'da da cari ya. Usta diyor, icaz-ı Kur'an o. Mesela Kur'an'da nasih ve mensuh kanunu var. Ehillerine söylüyorum. Mesela Kafir'in suresinde sizin dininiz, sizin, bizim dininiz miydi? Kaç tane din oldu? İki tane. Sizin. Ama bir ayette geçiyor ki yine dine hinde Allah'ı İslam, Allah nazarında din bir tane. Yani bir örnek vereyim de sorularda. Hem öyle bir örnek veriyorum ki sorular toplumda sorulara cevap olsun. İnne dine indallahil İslam, kafirin suresinin hükmünü neshetmiştir.
ne duruyor? Der ulema. 63 tane Kur'an'da nesih ve mensuh ayeti var. 63 Urfa plakası kadar. Kalsın kafanızda diye nispet ediyorum Urfa diye. Diyor ki İslam'ın ilk dönemleri gibi dünyanın bazı yeni devletlerinde İslam girdiği zaman bunları kullanın. Sen kulya-i kafirin. Yine dineğinde Allah İslam'ı değil. Dolayısıyla o yöntem cari. Mesela yeni gelen bir kardeşimize nasıl davranıyoruz? Daha musamahlı. Belki de dersten sonra namaza kaldırmıyoruz. Otur biz namaz kılacağız diyoruz. Ama birbirimize ne kadar şeyiz gibi. Şimdi bu ihtilat, beraber karışmak insanın hassasiyetini, dini duygularını zedeliyor. Sufri sıfatların çıkma zemini ve fırsatını buluyor. Sıyrılıyor o iz. Zemin bulunca, hassasiyet kalkınca musamalı oluyoruz. Yani kendi alemimizde, o adamın kafasına olacağız değil. Olur canım. Normal görmeye başlıyoruz. O hayatı da normal görmeye başlıyoruz. Zayıf damarımız oynamaya başlıyor. Kutsiyet kırılır, laubaliye meyleder, cihat ruhumuz zedelenir. Takva hassasiyeti kırılır, günahlara veya bidatlara normal görmeye başlar. Herkes kendi hayatında şahittir ki, Hizmet-i Nuriye'deki ilk hayatımız, şu andaki hayatımıza fersah fersah fark var. Hassasiyet noktasında. Gerçi bilinç noktasında, bilgi noktasına çok şey aldık. Ama bu netice değil arkadaşlar. Biraz böyle gelin herhalde, çok geliyorlar. Sen buraya geldin Emre, buraya geçebilirsin. Onu da alamayın. Yok, yanında otur oğlum. Ha, öyle gelin sen. Sen de gel. Korkma, benden zarar gelmez. Herkes kendi hayatında şahittir ki eski hassasiyetimiz olmuyor. Şimdi bunu Bağdırlı abinin, Abdülkadir Bağdırlı abinin Mesnevisinin 251. sayfasında şöyle bir şey var. Bizim bildiğimiz Mesnevi'de 123. sayfada, onu da hatırlarsınız, diyor ki ben ortadan alacağım. Müminler ile kafirler arasında olan mesafe hadsizdir. Ve mabeynimizdeki dere nihayet derindir. Yani ne olacak diyorlar, biz onlarla ihtilat etsek ne olur? Yani o üç şık var. Onlar bizden olur. Veya biz ona geçmiş oluruz. Veya ne bizde kalırız ne onda, araya düşeriz. Şimdi onu söylüyor. Acaba onlarla ihtilat edince buraya dönmeleri mümkün mü? Veya ne olur? Söylüyor kendisi. Bir de okuyayım. Müminler ile kafirler arasında olan mesafe hadsizdir. Mabeynimizdeki dere nihayet derindir. Bu nihayet uzun mesafeyi ve şu pek derin deriyi dolduramazsınız. Ne olur doldurdum ben haberim. Oturup kalkıyorum. Kahve içiyoruz. Ya onlara iltihak edersiniz veya dalaletin en uzak derekesine düşüp İslamiyet'ten uzaklaşırsınız. Mesleğimizde 120'de diyor ki boğulursunuz. Hattı muvassalı derin. Evet. Boğulur. Temin eder. Hattı muvassalı temin edemezsiniz. Boğulursunuz. Boğulursunuz. Uzak dur. Başka devletler için mi yoksa kendi şehrimiz içinde de mesela bazı bölgeler? Şahıs şahıs. Usta devlete mahsus. Nur talebeleri. Kendi takip edenlere. Hizmet edenlere diyor. Karşıyı kastediyor. Kafirden murat yani. Ama bu iç, hem dahil hem harici diye. Mesela diyelim ki burada geçiyor, gelecek de onu okuyayım, cevabını bulacaksın çünkü yerinden okuyayım. Mesela yer nereden okuyacağım? Lemalar 44'ten okuyacağım. Şefkat tokatları bahsinde yediği şefkat tokatını anlatan bir zat şöyle diyor. Şekva olmasın, ustadımın en mühim bir düsturu olan iktisada ve kanaata riayet etmediğimden fakrı hali maruz. Hud bin Mağrur insanlarla ihtilata mecbur olduğumdan çok güzel hizmetler ettik ve onlar da nurcu oldular. Diyor mu? Diyor mu? Olmadı değil mi? Olmadı.
Bak. Diyor ki, hodbin marun insanlarla ihtilata mecbur olduğumda nurcu oldular. Haşa. Oldular mı, yok? Cenab-ı Hak affetsin diyor. Mürüvvetkârane bir surette riyaya ve tabasbusa da mecbur oluyordum. Ustadım çok defa beni ikaz ve ihtar tekdir ediyor. Şunu da belirteyim ya. Bunu mutadit defa duydunuz. Sungur abiden bizzat da benim. Ben okudum zaten. Gali Müteşir var. Sözler kadar benim. İki tane sözler var. Diyor ki, hizmeti Risale-i Nur yaptı diyor. Neşirle. 1956'da söylüyor. Hizmet, tamam ben bundan sonra seyahat göçebilirim diyor. Ahiret için söylüyor. Hizmeti Risale-i Nur yaptı. Bize ne kaldı? Siz uhuveti korun yeter diyor. Duyuyor musunuz? Muhabbeti koruyor. Evet. Uhuvet ve muhabbeti koruyor. Koruyor. İkisini. Evet. Uhuvet ve muhabbeti koruyor. Bu. Çünkü ilim yükseldikçe bir bakıyorsun enaniyet, gurur, kibir. Mesela ilk otobüsler vardı şeyler arası. 302. Şu anlarda 302. sayfada orada kalsın abi. Hafında unutamazsınız artık 302 otobüsü. Şu anlarda geçiyor. Mesela diyor ki, Masonları ilminizle, servetinizle, kabadayılığınızla, kariyerinizle mağlup ettiniz. Demiyor. Neyle mağlup edin? Uhuvvet ve tesanüdünüzle ehli dalaleti mağlup etti diyor. Uhuvvet ve tesanüdünüzle sebatınız. Tamam. Peki altında diyor ki sefahat uhuvveti darbe vuruyor orada. Ya sefahat ve bidatlar uhuvvete nasıl darbe vurur? Yani Rüştü abi sormuş. Nasıl vurur? Ne alakası var ya? Ben seninle beraber kardeş olmama, bidatlarla meşgul olmak, sefahat, günahlar uhuvvete nasıl zarar veriyor? Orada altında anlatıyor. Çünkü uhuvvet, tesanüt, ihlas gibi âli meziyetler âli ruhlarda olur. Âli ruhlar da günahlardan uzak olma ile mümkündür. Bozulan bir ruhun uhuvvet ve tesanüt yapamaz. Adınız gibi bilin. Eğer cemaat için ihtilaf yapıyorsa, yani hizmetini tenkit üzerine kurmuşsa, onu bunu tenkit ediyorsa, ona buna çaktırmadan çakıyorsa, bu adamın uhuvveti basit sebeplerle uhuvvet ve tesanüde zarar veriyorsa, şahsi hukukun öne çıkarıp umumi hukuku ortadan kaldırıyorsa, bu insanın ruhu maraz var diyor. 77. sayfa Kastamonu'da diyor ki, marazi ruhidir diyor. Ruhsal hastalıktır. Şimdi uhuvvet, tesanüt, ihlas, sadakat, âli ruhların meziyetidir. O ruh bozulduktan sonra bu meziyeti gösteremez ki. Gösteremez. Mesela takvayı tarif ederken 148 Kastamonu'da meniyattan ve günahlardan içtinab etmek. Meniyat da lugata bakarsanız günahtır, günah da günahtır. Değil. Bir tanesi itikattır, bir tanesi ameldir. Bir tanesi itikat, bir tanesi amel için söylüyor. Hemen altında söylüyor zaten. Ve anarşistik olur diyor 149. sayfada, hemen karşısındaki sayfada. Yecüc Mecüc. Orada anlatıyor. Yecüc Mecüc anarşistler olduğunu rivayetlerden anlaşılıyor diyor. Hatırlarsınız. Ahlakta ve hayatta anarşilik diyor. Ne o? Bozulan bir ruhun özelliği. Dişe vuruşu. Hatta şefkatın ifratını 75. sayfa Kastamonu'da marazi ruhtan bahsediyor. Şefkatin ifratı var ya, bozuluyor. Hatta haberlerle 35 Kastamonu'da haberlerle insanın tarafgirliği bozulduğu için ya aklını dağıtır manevi bir divane olur, kalbini dağıtır manevi bir dinsiz olur. Nasıl dinsiz olur haberlerle şunlarla? Emir Dağ 1 o 58'de de söylüyor. Benim sayfalı. İslamiyeti kategorisini indir. En dip, daha dibi yok. İlmi kelam uleması, ilmi usulü din uleması, imanın temeli üçe iniyor. Ondan daha aşağı yok. Bir, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah demek. İki, Kur'an ve hadisteki haram ve helalları kabul etmek. Üç, el hubbu fillah ve el buzu fillah yapmak. Yani Allah düşmanlarına dost olmamak.
Adam bakıyorsun vela terkenü ile lezzene zelemu fetemessekumunlar. Bak, bakıyorsun siyasi bir şeyden dolayı. Mektubattan söylüyorum bunu biliyorsunuz. Bu da ehli dalalete taraftar oluyor. Basit bir sebep. Nasıl? Kendisini emin zannediyor. Emir Dağ birinci sayfa, birinci Emir Dağ'ında diyor ki, hocalar için diyor, kendi ilimlerini kendilerini kurtaracağını zannediyor. Hatta altına diyor, gazı kaçırsa abdestim şey yapmadı diyor, bozulmadı. Eyne selam, eyne sürer. O tarafgirlik var ya, üçtür bakın, çok sıradan gözüküyor. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek, imanın en şeyi, olmazsa olmazı. İki, Kur'an ve hadisteki haram ve helalları kabul etmek. Üçüncüsü, Allah düşmanlarına düşman, Allah dostlarına dost olacaksın. Tarafgirlikten bahsediyor. El hubbu fillah ve el buzu fillah. Şimdi bakıyorsun, küfre taraftar adam ya. Acayip bir şey ya. Yani siyasetten tut, yani dahi böyle çok zekiler var tabi. Ustattan da daha hamiyetli. Ustad işte CHP'ye karşı menderesi vermiş. Efendim biz birisine verirsek o partiyi onaylamış oluyoruz. Ya takdir ettiğin parti yok. Tercih ettiğin parti var. Diyor ki mecellede 28. madde mecelle İslam Anayasası'nda ehemi mühime tercih edememek ahmaklık alametidir. Evveni şer maddesini söylüyor. Büyük zararı küçük zararla def edin. Takdir yok ki orada. Tercih var. Hani ahmak dersini yaptık geçen bir yerde. İnşallah yayınlanacak o. Çok ilginçtir. Külliyatta ahmak. Kur'an'da ahmak. Allah Resulü'nde hadislerinde alimlerce topladım. 2,5 gün çalıştım. Ahmak ne demek diye. Ahmak 2 çıkacak herhalde bu akşam çıkar. Bir tanesi o. Ehemi mühime tercih edemiyor. En mühim mühim. Yapamıyor. Sahne diyor ki, duyarsınız öyle, Nur Güya, Nur Cemiyeti üstüne ne takvalı ya, Allahu Ekber. Ustad zamanında bak namaz yok, özel hayat yok, menderese, o yatıyor, CHP'ye karşı. Mahkeme edemiyor. Tamam. Kantar düşünün böyle, kantar, taşlar var, kefe. Şunun bir havaya kalkmasını istiyorsan, ya buradan bir taş al veya buraya bir taş koy. Sen potansiyel olarak CHP'nin karşısında olduğun için, küfrün karşısında, olmamakla onun yanında oluyorsun. Onu düşünemiyor işte. Düşünemiyorsun ama tabi olmayı da mı düşünemedin mi kardeşim? Hutbede adam hutbeyi metni unutmuş. Zorluyor zorluyor, olmuyor. Zorluyor zorluyor, unuttum diyor. Aşağıdan bir tanesi diyor ki, ya unuttun da inmeyi de mi unuttun diyor. Yani bunu bilmiyorsun da tabi olmayı da mı bilmiyorsun? Bu koca Bediüzzaman ya. Makbul olduğuna delil düşmanlarıdır. Kaliteli adamın düşmanı da kaliteli olur, dostu da kaliteli olur. Bir adamı en iyi tanımlayan dostu ve düşmanıdır. Kim bu adam? Düşmanı kim ise onun zıttıdır. İbrahim Aleyhisselam'ı mı görmek istiyorsunuz? Bak ona. Musa'yı mı görmek istiyorsun? Firavun'a bak. Onlar tanımlar. Dostuna, düşmana bak. İhtilat etmeyecek. İhtilat etti mi dost, düşman bir oluyor. Eşidda alel küfar. Ruhama beynim. Diyor ki Allah beni affetsin diyor. Şefa olmasın diyor. Cenab-ı Hak beni affetsin diyor. Böyle başlıyor. Ustad onaylıyor. Mürüvvetkârâne bir surette riyaya ve tabasmusa da mecbur oluyordum. Onlara karşı böyle gözüküyordum. Ustadım çok defa beni ikaz ve ihtar ve tekdir ediyordu. Ma teessüf kendimi kurtaramıyordum. Onlar gibi. Yapamazsın kardeşim. Ne derler? Allah ne der? Öyle ne derler deseydik çoktan arabamın şarampına gitmişti. Bana dedi ki, ya dedi cihattasın dedi, savaştasın diyor. Ondan sonra benim değil dede diyor. Bu video benim değildir. YouTube'da deli değil. Ben yalan, he? Yalan söyle diyor. Yalan söyle diyor kısaca. Ben diyemem ya. Diyemem. Peki ne oluyor? Mahkemeler diyor, alem-i İslam'da ilanat hükmüne geçerken Said ve talebeleri onlarla ihtilat etmiyor. İlanat hükmüne geçer diye Risale'de geçiyor. Hatırlarsınız. Risale'de. El hakku yâlu alâ yûl aleyh.
Yani su gibi kaba şekil almayacaksın. Ama herkes yapamaz ama bazıları yapacak. Böyle böyle yok. Doğru Musa. En azından kendi hayatında. Taviz vermiyorsun. Yani ne taviz yani? Şey yapıyorsun ki olması gerekeni yapıyorsun. Onlar ne derler diye benim hayatıma benziyor mu ki? Onlar ne derler diye ben onun hayatımı ona benzettim. Arkadaşlar akrabalık ve arkadaşlık münasebetlerine kura kura dini hassasiyetimiz gidiyor. Ondan bahsediyorum. Dini hassasiyetimiz gidiyor. Hassasiyetimiz kalmıyor. Rahatça rastgele yerde yemek yiyebiliyorsun. Nasıl yiyorsun her şeyi? Rastgele herkeste oturabiliyorsun. Eşi çalışıyor. Belediye yüzmeye gidiyor. Yani Antalya'm git. Baktım hani iki tane bir erkek bir kadın memur yani. Oturmuş beraber video seyrediyorlar. Bizi kart basıyor muyuz basmıyor muyuz onu kontrol eden. Yani on bir Müslümanın eşi kapalı çünkü. Senin de eşin işte olabilir işte. Ya elin adamıyla oturup video seyrediyorlar. Sorsan ne olacak canım? Yemedi ya diyor. Abi iyi. Tak yeme ama ne olacak? Peki buraya kadar getirdim ne kadar rahatsız olduğumu anla. Buraya kadar getirdimse ne kadar rahatsız olduğumu anla. Hassas değilim. Allah ne der? Oraya götür. Bana götürme. Bak ihtilat etmeye mecbur oldum diyor. Ustad ikaz etmiş ihtarim. Belki bazıları da kızıyordu içine. Ulan nereden geldi bu adamı ya? Merak etme ben senin için geldim. O bir taraf var kalbin kırılıyor ya. O kalp değil o. Abi kalbimi kırdın dedi bir tanesi. Evet ben de duydum bir yer kırıldı ama o kalp değildi. O nefisti. Üç tane şahsiyetimiz var. O nefis var ya Firavun. Şimdi bunu dinlemek istemiyor. Şuraya bakıyor ne anlatıyor adam. Hangi zamanda? Sen tamam. Görürsün ahirette hangi zamanda oldu. Maalesef kendimi kurtaramıyordum. Ne olacak hizmet olacak demiyor bak kurtaramıyordum. Halbuki Kur'an-ı Hakim'in ruhu hizmetine zıt olan bu vaziyetimden şeytani cinni ve insi istifade etmekle beraber hizmetimize de soğukluk bir futur veriyordu. Girmek istemiyorum ona çok girdik. Sirayet kanunu var sirayet arkadaşlar külliyatta çok. 249 Kastamonu'da diyor ki bir gün bana da sirayet etti diyor ustad. Ustad gibi zat. O sıkıntı diyor bana da sirayet etti diyor. Hatırladın mı? 249. Bir de buhar düşünün. Buhar. Neyin buhar varsa buraya bir bakarsın kuru fasulye pişmiş diyorsun. Buharı o cinsten olur. Yani güzel ektarcı dükkanında da lağım kokusu kokmaz ya. Lağım kapağında da ektar dükkanı kokmaz ya. Buhayrat-ı muzahrefe. Üç aylar gidince maddi hava bozulunca diyor. O buhar, buhayrat-ı muzahrefe. Onlar insan teneffüs edince haleti bozuluyormuş. Şimdi fiziği okuyanlara söylüyor. Madde enerji yaymıyor. Bir. Göz insanı mezara, deveyi kazana sokmuyor mu? Ben gelirken kokuya diyebilir miyim? Yaymış olduğum kokuya kapıda kal ben içeri giriyorum. Peki dört. Birisini gördüğünüz zaman bazen canınız sıkılıyor, bazen de gönlünüz açılmıyor mu? Dostunuz odur ki görüldüğü zaman rahatlatan, konuştuğu zaman sizi ferahlatan diyor rivayette. Kardeşim sirayet var, sirayet. Onlarla ihtilat ettik mi sirayet oluyor. Hatta farzla haram çatıştığı zaman haram sana sirayet etmemesi için farzı terk edin. Farzı terk edin. Nerede söylüyor? Defi mefasıd, celbi nefaya, ruçhaniyet kesbetmiş. O eskidendi. Şimdi usul esas olmuş diyor. 148 Kastamonu. Defi mefasit. İlk önce illallah değil. La ilahe. Sonra illallah. İlk önce terk. Sonra amel. Kulezu bir rabbin nas. Terk. Melikin nas. Amel. İkisinin arkasına ilahin nas. Bak rabbin nas. Terkiyi anlatıyor. Terk. Melik-i Nas, melekelerimiz, malik olduklarımız, mülklerimizin aynı darlığı. La ilahe illallah değil. La ilahe illallah. Melik-i Nas. La ilahe ilk önce terk. Küfrü terk etmedikçe iman olmuyor. İlk önce küfrü terk, sonra iman. İlk önce defi mefasit,
Sen sonra celbi nefa. İkisi ihtilaf olmuyor arkadaşlar. Sistem öyle çalışmıyor. Bilgisayar bilenler bilir. İkisi doldu mu çöker. Artı bir ile eksi bir olursa artı iki olur mu? Dibe çökertir. Dibe vurur. Sıfır. İner aşağıya. İşte ben bu kusuruma karşı şiddetli fakat inşallah şefkati bir tokat yedim. Şüphemiz kalmadı ki bu tokat o kusura binaen gelmiş. O tokat da şudur. Ne olmuş bak bakalım bize bakıyor mu bu? Bana bakıyor mu? İnan bana o ahmak okudum külliyatta. Topladım 2,5 uğraştım o seferdir. İnan vallahi o kadar bana tevafuk ediyor ki o ahmaklık. Bir görsen ya. İçim ciz ede ede, ciz ede ede. Yapamadım, koydum bir öğleyine kadar 5-6 saatte bakmadım, evlat okudum. Ağrı geldi yani, ahmak. Ne kadar ahmak olduğunuz. Evet, inan, tevazu için söylemiyorum, buna yemin ederim. Ahmak o kadar bana tuttu ki sıfatları, ahmak. Yani ciz ediyor. Ya dedim, fesbihan Allah. Ama nasıl gözüküyor? Düz okursan tırırırt diye, değil de toplama yaparsan ancak gözüküyor. Mesela aile yaptım şimdi. Ailelerde niye sıkıntı var? Allah Allah. Ders oluyor, iman artıyor bana. Allah Allah ne yapmak lazım falan diye. Bom, onu topladığım zaman neler çıktı ya. Askeriyedeki nizamın orduyu nasıl bozulur diyor. Silahsızlıktan değil. Orduyu bozan tek bir sıfat varmış. İtaat eksikliği. Bak, hürmet kadından yukarıya kocaya yapılır. Kocadan hanımına da muhabbet. Kadın itaat etmiyor. Abi bizimkisi de şöyle olur da böyle olur. Kardeşim geneli bu. Eksel, hüküm eksele bakar. Peki seni de bağırmana çağırmana hakkın yok. Çünkü Allah Resulü diyor ki bir nikah üç sebeple olur. Dini için, malı için, güzelliği için. Siz dinini seçin. Yoksa iki sıfatı yaparsan o hayrını göremezsin. Evinde sıkıntı varsa onun için yapmışsın da hayrını görmüyorsun. Bak çuvaldızı batıyor ya. Batsın ki ciz olsun, ahirette kalmasın. Kimseyi suçlu görme. Sen ilk önce evlenirken veya kızını verirken, oğlana bir şey yaparken evi var mı? Var. Olması var mı? Var. Üçüncü soruyoruz. Parası var. Eskide ahlak soyuna bakardık. Ahlak mı? Şimdi kariyeri var mı? Ekonomisi nasıl? İlk önce kızını verirken bak neresine bakıyorsun? Tamam da kardeşimiz de yani. Ne iş yapıyor? Bedeli de bu. Bak neymiş bedeli? İşte ben bu kusuruma karşı şiddetli fakat inşallah şefkati bir tokat yedim. Şüphemiz kalmadı ki bu tokat o kusuruma binaen gelmiş. O tokat da şudur. Bakalım bana dokunacak mı? 8 senedir ben ustadımın hem muhatabıymış, hem müsevvidiymiş. Yani gelen manaları ustad söylüyordu, yazıyordu ya, müsvette yani. Sonra mübeyizi temize çekendim. Olduğum halde 8 ay kadar nurlardan istifade edemedim. Risale okuyor, yazıyor, çiziyor. Çiziyor. İstifade yok. Yani 15. şuadı geçiyor. Hadi eli dalalet. İptal-i his nevinden, 15. şuradan söylüyorum. İptal-i his nevinden, imanının dehşetinden yaşamaması lazım diyor. İntihar etmeliydi. Nasıl gülebiliyor? Eli dağları. İman korkunç bir cehennemdir. Nasıl yaşıyor? İptal-i his nevinden. Hani dişçiye gidersiniz de iğne vurur ya. Hissi iptal eder. Küfür diyor. Günahlar iptal hisseder diyor. Küfür ve isyan. Tam da biz imanımızın niye lezzetini alamıyoruz? Namazdan lezzet alamıyorum, Kur'an'dan lezzet alamıyorum, derste alamıyorum, kıvranıp duruyorum, rahatsız oluyorum derslerden. Niye? Çünkü diyor işlediğimiz günahlar, değil mi, kafamıza giren şüpheler, vesveseler, 9. sayfa lemalarda diyor dedim ki, o vesveseler o haleti bırakmıyor. İmanımızdan, namazımızdan lezzet alamaz hale geldik. Sebebi? Sefatı biz de istemiyoruz. Sen de istemiyorsun kesin bunu. Kesin yani. Buna tevazu yapmıyoruz. Fakat nasıl olabiliyor? İhtilat ediyoruz arkadaşlar. Kendimizi bir şey olmaz zannediyorsun. Bana sirayet etmez. Ya koca Bediüzzaman ya. Bediüzzaman'a 249 Kastamonu'da diyor ki
Onların sıkıntısı diyor, bana da sirayet etti diyor. Biraz garip garip baktığınız için göstereyim. Ustada sirayet eder mi ya? Ustad gibi adama sirayet eder mi? Bak, çok mühim de ondan açacağım. Bugünlerde, var mı bakalım bizde? Herkes sıkıntıdan şekva ediyor. Kimsenin pile eline basma. Herkes şikayetçi. Ya karısını, ya kendisini, ya kızını, ya oğlundan. Şikayet ya. Çocuğuna şikayet. Herkes diyor bugünlerde sıkıntıdan şekva ediyor. Sıkıntı var ya diyor. Adeta manevi havanın bozukluğundan maddi ve umumi bir sıkıntı hastalığını vermiş atmosfere. Maddidir ha. Maddidir ama senin gözün görmüyor. Benimkisi görmüyor. Âli ruhlar hisseder. Mesela şu ortama bakın şuraya. İçerideki odada yoktur. Senin evindeki salona, bu binanın başka salonu, senin evinin salonuna bak. Bir de buraya bak. Bu değişkendir. Bu nedir? Göresiniz diye söylüyorum. Manevi hal maddeyi de değiştiriyor. Ona delil. Namaz kılan kılmayana bakın suratına. Nurcu'ya bakın, Süleymancı'ya bakın, tarikatçıya bakın. Hepsi değişik. Hele hele eğer ifade etmeyeyim. Namazı olmamakla beraber hani var ya böyle başka bir şeyler var. Din namı altında bir gruplar var. Hani suratına bakın. Ehli sünnetin dışındakilere bakın. Suratları bak ne yaptı. Yavura bakın. Niçin herkesin bak nura bazılarının nuraniyeti seni rahatlatıyor, ferahlatıyor. İnanın bazılarının simasını görsen sıkıntı şöyle dursun. 6 ay işin ters gidiyor ya. 6 ay kafadan giriyor. Çünkü onlara tesir ediyor. Bir gün diyorum. Maddi umumi bir sıkıntı hastalığını vermiş. Bak iyi dikkat edin şuraya. Hatta bana da bir gün sirayet etti. Bana etmeyecek ha? Hatta bana da bir gün sirayet etti. Sirayet ne biliyor musun? En güzel örneği hatırla. Hastaneye refakatçisin. Hasta değilsin. Bomba gibi adamsın. Refakatçılık yaparken öteki hastada refakatçılar var. Ya işte 6 ayda bir check-up yaptırmak lazım, yapmasaydı işte bu işte doktor dedi ki biraz önce gelseydi şöyle olur böyle o hastalığından bu hastalığından keşke şuna buna. Ulan bir tişört çıkarsın sen de hastasın ya. Sirayet. Hakikaten ya ben, acaba hakikaten ya ben de baktırsam şuramda falan. Sirayet ediyor. Sağlam adam hasta çıkıyor. Zaten şifahane yazmıyor ki hastanede. HES'ini de kaldırdılar. Hastane. Yani postane ne demek? Postanın yapıldığı yer. Pastane ne demek? Pastanın yapıldığı yer. Hastane ne demek? Hasta yapıldığı yer. Şifane denmemiş ki. Ben bunu tabir olarak söylemiyorum. Doğrusu bu. Bak, pastahane. Pastanın yapıldığı yer. Postahane. Postanın yapıldığı yer. Hastahane. Hasta yapıldığı yer. Şifahaneydi eskiden. Dar-ı şifa. Evet öyleydi yani. Şaka değil mi? Yani acayip olmuşlar ya. Arapça ihraç edeceğiz diyor da ihracı da Arapça olduğunu bilmiyor adam. Mecliste sağır demiş bunu. Hatta bana bir gün sirayet etti. Bizim her derdimize ilaç olan Risale-i Nur ile meşgul olanlarda o sıkıntı hastalığı ya yok veya pek azdır. Mesela bak sirayetten başka bir tane vereyim. Her haberden sonra canın sıkıldığını görüyorsun. Değil mi? Biliyoruz. O kadar sirayet etmiş ki açmadı göreyim ha. Ama moralim bozulacak yine. Niye sirayet ediyor? Oradaki ahval sana da geçiyor. İnsan taştaki ya maddeye bile tesir ediyor ya. Madde sinyal veriyor arkadaşlar. Uzaktan kumandayla arabalar, uçaklar çalışıyor da o adamın duygularıyla sen mi aktif olmayacaksın? Uçak kaldırılıyor ya, uzaktan. Şürülüyor, kaldırılıyor. Ben bir tane size bir şey söyleyeyim ama başka manada kullanmayın lütfen. Örnek olsun diye söyleyeceğim. Ben bu sirayete yoğunlaştığım zaman bir başımdan geçeni anlatacağım. Yani anlaşılsın diye anlatacağım. Başka şekilde yorumlamayın. Ya dedim bu sirayet. Mesela hani var ya Anadolu'da kurdu andığın zaman sopayı hazırlar. Allah Allah. Mesela çocuk avladığı zaman kadının sinesinde ağrı olur gibi çok gözden. Dedim ya ben şu anda hem de araba kullanıyorum. Telefonu da koymuşum. Ya bu sirayet nasıl olur ya? İlk önce bir insanın hani dua tesir etmesi için
onu hayal et, onu düşün, tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izanize, 7 tane mertebe yaptıktan sonra kaçınılmaz o dua, kesin vuruyor. Adet ilahi bu, keramet değil, adet ilahi. Ha dedim ben bu sirayeti, bu dimağdaki mertebeyi bir vurayım, tahayyül edeyim onu, tasavvur edeyim, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikad. Dedim bakayım olacak mı? Yani bir deneyim. Ondan sonra o 7 mertebeden o zatı geçirdim ve mesajı verdim. Beni ara! Araba kullanıyorum. Beni ara! Zihnimde ya o. Beni ara! Dedim birkaç, yani 100 metre olmamıştır. Şak, baktım çalıyor. Aynı zat çalıyor. Bu sirayet. Sirayet. Yani bu keramet değil, yöntemdir, yöntem. Mesela ustad Marla'da saman kağıtı tabii. Katipleri yazıyor. Ustad söylüyor. Bulut gelmiş. Yağmur bırakmaya başlamış. Bunu biraz Sungur abiden de ben duydum. Rüştü abiden duydum. Zübeyir abi demiş herhalde. Bulut'a git demiş. Görmüyor musun? Risan telif ediliyor. Başka yere doğru git demiş. Biliyorsunuz Bulut kayıvermiş. Muhittin Arabi. Tamam. Maddeye tasarruf etme yetkisi verilmiş. Asrın imamı olmak kolay mı? Asrın peygamber gelmesi gerekirken peygamber yok. Bu asrı sefkidar edeceksin. Peygamberlerin mazar oldu. Esma-i mazar olacaksın ki tesir etsin seni dersin. Tabii ki diyecek de Bulut'a çekil kenara. Hüsran şey yapıyoruz. Hazreti Ömer cübbesini dikiyormuş. Güneş tepesine vurmuş. Sert bakınca güneşe perde gelmiş. Hadis de var. Ondan sonra peygamber bilmiyor. Cebrail aleyhisselam geldi. Gidin Ömer'e söyleyin tebessüm etsin güneşe. Kıyamete kadar böyle kalacak diyor. Nereden bilecek Allah Resulü'nün böyle olduğunu? Ya Ömer diyor. Cebrail geldi böyle. Sen güneşe sert mi baktın? Yani tepeme bindin şimdi şey dikiyorum diye. Anladın mı? Sirayet. Tabii küçük kafalar bunu anlamaz tabii. İnsan maddeye nafsı nüfus ettiğini, ya uzaktan kumandayla uçağı kaldıran adamın imanı aya tesir etsen, şey güneşe tesir etsen o çok mu yani? Kabri kaldırıyor da. İman kabri kaldırıyor. Ahiret önüne koyuyor ki iman ediyorsun. İman da sirayet ediyor. O tokatta şudur. 8 senedir ben ustadımın hem muhatabı hem musevidi hem mübeyizi olduğum halde 8 ay kadar nurlardan istifade edemedim. Bu hale hayret ettik. Ben de ve ustadım da bu neden böyle oluyor diye esbab arıyorduk. Şimdi kati kanaatimiz geldi ki o hakaiki Kur'an'ı nurdur, ziyadır. Tasannuh, temellük, tezellül zulmetleriyle birleşemiyor. Onun için bu nurların hakikatlarının mesai benden uzaklaşıyor tarzında bulunarak bana yabani görünüyor, yabani kalıyordu. Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum ki bundan sonra Cenab-ı Hak bana o hizmete layık bir ihlas ihsan etsin. Ehli dünyaya, sebebi neymiş? Yani ihlasa zarar veren sıfatı neymiş? Ehli dünyaya tasannu ve riyadan kurtarsın. Başta ustadım olarak kardeşlerimizden dua rica ediyorum. Bir yerde okuyacağım, keseceğim. Diyor ki, nereden okuyorum? Lemalar 45'ten. Dokuzuncusu, büyük hafız zühdüdür. Bu zat, Arus'taki nur talebelerinin başında nazirleri hükmünde olduğu bir zamanda, sünnet-i seniyeye ittiba ve bidalardan içtinabı meslek ihtiyaz eden talebelerin manevi şerefini kafi görmeyerek ve ehli dünyanın nazarında bir mevki kazanmak emeliyle mühim bir bidanın muallimliğini deruhte etti. Ama şimdi hizmet ya, muallimlik. Ehli bidanın, bak neymiş? Ehli dünyanın nazarında bir mevki kazanmak, tabii kariyer ne olacak kardeşim, oraları kime bırakacağız? Bana nurları tanıtan var ya, nurları tanıtan, okulda öğretmen de atölyede motor anlatıyordu ve biz nurları tanıdık. Biz 40 kişiydik, özel seçilmişti böyle 300 kişiden, tektik böyle grup. Dershaneye gitmediğimiz bir insan yoktu.
veya bizim sınıftan 4-5 tane vakıf çıktı. Öyle hizmet ediyorduk o zat. Sonra müdür yaptılar onu. Evraklarla başını kurtaramadı ki, talebelerle alakası kesildiği için hizmet de yapamadı. Evraklarla. Ustad Kastamonu'da diyor değil mi? Fazla makamını iş. He? Fazla iş buluyorlar. Fazla devlet makamı böyle. Makam, para da çok, kariyer, müdür. Ama evraklar, gelsin evrak sen ne istiyorsun, izin sen ne? İnsanlarla diyalogu kalmıyor. Hele hele böyle bida işleri var mesela. Bida. Mesela inkılap tarihi. Küllümen yalan. Yani yalan. Ben bir yazı yazmıştım, bununla alakası yok. Tarihi, mağlup olanların tarihiyle galip olanların tarihine bakarsan ortaya gelirsin. Biz galip olanların tarihini okuduk. Tarih değil, fikriyatlarıdır. Oturdular, tarih yazdılar. Anladın mı? Ben kimseyi hitap etmiyor. İlim kariyerini söylüyor. Ben şunu bunu yanlış demiyorum. Diyorum ki, tarih oturup da adam fikriyatını, zihniyetini yazmış. Bunu 1925'ten 1900 Menderes'e kadar 50'ye kadar okutulan lise tarih kitabına bakın. İnternette gibi görürsünüz. Bak ne anlatıyor. Bu milletin dini nedir diyor. Siz doldurun. Türk Dil Kurumu'nun lügatında yazıyor. Türk milletinin dini nokta noktadır. Dini. Bak 1923'ten 1950'ye kadar tarih kitabında bakın ne yazıyor. Kur'an'ı niçin tercüme ettirdiğini söylüyor kendisi. Şimdi kardeşim Risale-i Nur'a sarıl. İhtilat etme. Hizmet bırak hizmeti. Hizmeti korumayı bırak. Hizmetle kurtulmaya çalış. İslamiyet'i kurtarmayı bırak. İslamiyet'le kurtulmaya çalış. Hizmeti kurtarmayı bırak. Hizmetle kurtulmaya çalış. Hizmet edilmiş kardeşim. Ustad etmiş. Küllah basılmış. Bitmiş. Biz uhuvvet ve tesanüdü muhafaza etsek itiyor. Koru. O da uhuvvet ve tesanüd, muhabbet neyle olur? Bozulmamakla olur. Ondan bahsediyoruz. Girmeyin. İnternetlerde, televizyonlardan uzak durun. Hassasiyetimiz, dini hassasiyetimiz gidiyor. Ondan sonra bir de onlarla oturup kalka dostluk, seyahat ediyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Hassasiyetimiz gidiyor. Normal oluyor onların da hayatı. Hassasiyetimiz zedeleniyor. Bu sefer normal görüyorsun içinde o günah. Olur canım. O tepki iç aleminde. Tepki derken menfi hareket yapmıyorsun dışarıda. O hassasiyetin olmuyor. Bir tane öyle demişti hukukçu. Ya bu cümleyi sen nereden hatırına geldi? Yani mağlup olanların tarihiyle galip olanların tarihine bakarsan insafa inersin. Çünkü zira galiplerin kitaplarının tarihini okursan zihniyet ve fikriyatını okursun. Tarihin ama altında. Çünkü niye? Ben onlarla beraber olmadığım için bu hassasiyetim oluyor, ondan kaleme döküyorum. Bak galip olanların tarihini okursan böyle olur. Mağlup olanların içinde değil. Mağlup olanların tarihiyle galip olanların tarihine bak. Kıyas et bakalım. Dokuzuncu, ha neymiş? Ehli dünyanın nazarında bir mevki kazanmak emeliyle mühim bir bidanın muallimliğini deruhte etti. Muallimlik. Biz şimdi ne diyoruz? Hizmeti ta kendisi. Tamamıyla mesleğimize zıt bir hata işledi. Pek müthiş bir şefkat tokatını yedi. Lemalar 45. Kızmayın bana. Bir yere sevk etmiyor. Böyle yazıyor. Onuncusu Hafız Ahmet Rahmetullahi'nin namında bir adamdır. Bu zat risalelerinin yazmasında 2-3 sene adamdır diyor. Kardeş demiyor. Dikkat edin. Ben dikkat ediyorum. Adamdır diyor. Bu kardeşimiz diyor. Bir kardeşimiz diyor. Namında bir adam. Bu zat risalelerinin yazmasında 2-3 sene teşvikkârhane bir surette bulunuyordu. Ve istifade ediyordu. Sonra ehli dünya zayıf bir damarından istifade etti. Zayıf. Nasıl biliyor musun? Hani bir cihazdan geçiyoruz ya havalimanında vesaire. Böyle dedektörle şey yapıyorlar. Bakayım şu var mı falan. 6 tane insanda zayıf damar var. Hücumat-ı sitte de.
insan mutlaka o altı tane bir tanesi sana vuruyor, bana da vuruyor. Ehli dalalet, ehli zındıka böyle dedektörle arıyor seni böyle. Hangisi zayıf damar? Ulan şöhret mi bu? Milliyetçilik mi? Makam ve mal düşkünlüğü mü bu? Enaniyet mi? Enaniyet mi? Korku mu? Korku mu? Anladın mı? Korku damarıyla gemliyorlar diyor. Oo, asacaklar, kesecekler seni. Hocam bir şey. Yani böyle bakayım hangisi tutuyor? Eğer onu tuttularsa onun üzerine matkapla deliyorlar. Biraz deldi yetmiyorlar. Büyük kanal açıyorlar. Abi insanın zayıf damarı, tamam mı? Ne yapalım? Ehli dünya zayıf bir damarından istifade etti. Buldular. O şefk zedelendi. Demek ki şefk sen, bizde şefkimiz eski yok. Niye? Demek ki zayıf damarımızı buldular. Ondan sonra o damar zedelendi. Şimdi Şefkat Okan'ınla şöyle bir şey de var. Kanuniyet var. İlle ehli dalalı. Ben kim lan ehli dalalı? Benle uğraşacak. Deme. Ustad diyor ki bak nasıl perde kullanıyorlar. Benim talebemdi diyor Süleyman. Onun damadıydı diyor berber. Berberlik münasebetiyle o münafıkla arkadaştı diyor. Münafık berbere, berber kayınpederine, kayınpeder de ustada. Bak kullandıkları perdeye bak. Güsta Risale şöyle var. Derler, bir makamda da dedirtirler. Yapanlar CHP yapmış, demokrata yaptırırlar diyor mesela. Koruma kanunu demokrata çıkarttırdılar. CHP çıkarmamış yani. Derler veya dedirtirler. Yapanlar veya yaptırırlar. Sana düşen şu, bana düşen şu, hizmete sıkı sıkı sarılacağız, birbirimizi bırakmayacağız. Sonra eften püften bahanelerle birbirimizi ucuza ve çabuğa satmayacağız. Kusurlarıyla dahi kardeşimizdir, koruyacağız. Sokakta senin çocuk kavga etti ve biliyorsun hata yaptı seniz. Ama onların yanında dövmüyorsun değil mi? Tamam tamam diyorsun, alıyorsun içeride dövüyorsun. Onların yanında dövmeyeceksin. İki tane aşiret vardı ya, birbirlerinin 50 kişiyi de öldürmüşlerdi. Harici bir düşman geldiği zaman o dahili düşmanlıklarını kaldırıp o düşmanı, harici düşmanı defendinceye kadar dahili nizaları öne çıkartmıyorlar, öyle mi? En vahşi kavimler de böyle yapıyormuş. Biz de böyle en vahşi kavim kadı olacağız. Birbirimizi lütfen Allah rızası için ucuza ve çabuğa satmayacağız. Bir daha birbirimiz derken en iyi dava arkadaşın eşindir. Eşindir, Müslüman kardeşindir. Eşinden önce Müslümandır. Ucuza ve çabuğa, çabuk ve ucuza satmayacağız. Terk etmeyeceksin. Terk etmeyeceğiz. Sırt dönmeyeceğiz. Birbirimize tesellici olacağız. Bu derslerin gayesi, hassasiyetimiz niye kırıldı? Bizle alakalıdır. Elimizden geldiği kadar onlarla YouTube'larına, internetlerine uzak durmaya çalışacağız. İlle beşeri münasebetlerde demiyor. Onlarla hayatımız temas etmemesi lazım. Ne kadar temas etmese o kadar hassas oluruz. Bak kaza namazların duruyor, hala başlamamışsın. Bak niye hassasiyet yok? Niye bir ara başlamıştın, bıraktın? Kaza orucumuz var. Niye tutmuyoruz? Bak kısa günlere geldik. Değil mi? Kısa günlere geldik. Adağınız varsa ödeyin arkadaşlar. Lütfen Allah rızası için kaza namazınıza başlayın. Her namazdan sonra bir şeyi farz kılın. Bir tane. Başlayın. Hassasiyetimiz kırılıyor. Çünkü ruhtur ya. Ben tesir almam. Nasıl almasın ya? Hava bozuluyor da buranın. Ya Allah aşkına sizin evinizin salonuna mı benziyor şimdi bu? Benimsine de benzemiyor. Benim dershanede kalıyorum. Yatak odamla ders yaptığımız oda dağlar kadar fark var ya. Dershane olduğu halde ya. Olmuyor. Hava, madde hava. 66 Kastamonu'da söylüyor. Madde hava bozuluyor işte. Dalga yayıyor. Dalga. Bunu cinler görüyor, şeytan görüyor, ruhaniyat görüyor, kuşlar görüyor, hayvanlar görüyor. Hayvanların gördüğü dalga ile cinin gördüğü dalga, şeytanın gördüğü dalga, meleğin gördüğü dalga, Rabbimizin gördüğü dalga farklı. Yayıyor. Ben yayıyorum, sen de yayıyorsun. Hangisi galipse bloke ediyor. Ya adamı gördüm, bir şey diyemedim ya.
Adam gördüm içinde sıkıntı başladı ya. Göz değil mi? Göz bunlardan bir tanesi değil mi? Niye hutbeden iniyor Allah Resulü? Ela inni ahsenel kelam ve bla nizam dedikten sonra oturuyor. Niye oturuyor? Niye Resul? Cebrail Aleyhisselam geldi hemen bastırdı. Niye? Arka tarafında bir tane hutbede şey var, delikli bir şey. O anda Yahudi, ben dedi Muhammed'i öldüreceğim. Neyle oklam? Cuma dostları orada nasıl yapacaksın? Kapıdan girerken gözü vardı, gözü. Dehşetli. Ona tesir eder mi? 19. mektupta etti. Tarağı sarmış. Sihir büyü. Kapıdan geldiği zaman böyle o deşi bütün hissiyatıyla Allah Resulü'nü patlatacaktı. O anda Cebrail Aleyhisselam geliyor bastırıyor. Zit diye şua üstünden geçiyor. Onun simgesi arkada delik var. Onun için oturuluyor. Acayip bir şey. Sırlar kardeşim. Kuantum fiziğini bilenler bu anlatım gayet normal. Gözden adamla baktıkları zaman olayın akışı değişiyor ya. Yarık deneyin mesela. Olay değişiyor. Olay. Yani o bana, YouTube bana tesir etmez deme. Bak kapattıktan sonra kafanda kapanmıyor. Bak yatağa yatınca bak neler oluyor. Yani CD'yi kapattığın zaman, filmi kapattığın zaman kafan kapanmıyor. Ya ervah haliye oluyor. İnan biraz bunun ehliyim. Tevazu yapmayacağım. Külliyata çok araştırmışım. Ervah habiseyle çok meşgul. Nereden çıktı dediler ya. Cemaatten çok hücum ettiler. Sonra baktılar ki hakikaten varmış. Ervah haliye, ervah habise. Tısmat-ı Kur'an ile tedavi edin diyor 258 sözler. Ervah habise 246 sözler. Ondan sonra o kadının cesedi 410 morgdaki 741 o ya sükuttur. Tamam mı? Orada iki nokta diyor. Yani kesinlikle söylüyor. İnan itimat edin. Seyrettiğiniz her şey içeride filmlikten çıkıyor. Dışarıda çekirdek, içeride ağaç. Neyi seyrediyorsanız o orada canlanıyor. O orada canlanıyor arkadaşlar. Sirayet kanunu işliyor hepimize. Onun için halet bozukluğu. Ya of sıkıldım. Tamam da bir şey aktif oldu da sıkıldın da. Durup dururken niye sıkıldın? Niye kendini İstanbul Belediyesi'nin çöplüğüne getiriyorsun? Niye sokuyorsun ya? Sokma içeri. Ben sizin için söylüyorum bunları. Kızmayın lütfen bana. Bir tarafınız rahatsız olduğunu biliyorum. İstanbul çöplüğü gibi olma. Sokma Allah rızası için. Hanım diyecek, çocuk diyecek, kızı diyecek. Ya canım bugün sıkılıyor. Ne seyrettin? Ya bir şey seyrettin. Dün aynı saatte bir şey seyrettin. Aktif kardeş. Ervah habis aktif olunca başarılı sonuç olur mu olur? Bak nerede söylüyor? 246. Ne yaparmış? İnsanın fıtratını bozan, yanlış yollara sevk eden ervah habise. Cümle böyle. Sayfa söylüyorum. İnsanın fıtratını bozan, yanlış yollara sevk eden. Tedavisi 258'de. Tılsımat-ı Kur'an'ı ile tedavi edin diyor. Böyle geçiyor. Tılsımat-ı Kur'an'ı nedir? Latif nükteler 30, 31, 32'de huruf-u mukatta ile diyor. Başka 128 Kastamonu'da hizmete böyle ısrarla. Diyor ki bu sıkıntı diyor asrın bir belasıdır diyor. Ehl-i imanda haseten nur talebelerinde pek olmuyor diyor. Çünkü sebebi iman hizmeti, iman nurdur, kuvvettir. İman enerjidir arkadaşlar. Enerji, paket. Şu anda benden sirayet ettiği gibi birbirinize sirayet ediyor. Âli ruhlar. Bak kendimizi rahat hissediyoruz. Bak bu sirayet. İhtilat ettik, müsbet. İhtilat etmeyeceğiz, menfi. Ya etmeyeceğiz. Bitiriyorum cümleyi. Onuncusu demiştik. Hafız Ahmet Rahmetullahi namında bir adamdır. Bu zat Risale'nin yazmasında 2-3 sene teşvikarane bir surette bulunuyordu, istifade ediyordu. Sonra ne oldu? Ehli dünya zayıf bir damarından istifade etti. O şef zedelendi. Ehli dünyaya temas etti. Belki o cihette ehli dünyanın zararını görmesin. Hem onlara sözünü geçirsin. Hizmet ederiz. Ve bir nevi mevki kazansın ve dar olan maişetine bir suhulet olsun. Olmuyormuş. Ondan olmuş. Bir taraf kırıldıysa kusura bakmayın. Cenab-ı Hak iki cihanı da aziz eylesin. Hizmet-i imaniye Kur'aniye'de daim saim kaim eylesin. Hizmet-i imaniye Kur'aniye'den hasıl olan iştirak-ı amali uhrevi sırrına mazhar eylesin. Ya Rabbi el alemin.
nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştir ya Rabbi. Ya Rabbi, beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı ruhumuzun gıdası olan hizmet imaniye Kur'aniyeni elimizden alma ya Rabbi. Ya Rabbi, arkamızdan da bize dualar edecek nesiller ve kardeşler nasip eyle. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah nasip eylesin. Amin. Hizmet imanede daim kayım sayım eylesin. Amin. Arkamızdan da bu hakikatlerle haklanıp ve davamızı götürecek nesilleri bize ya Rabbi nasip eyle. Vahir davahümenilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.